Arkadaşlar hoş geldiniz değerli arkadaşlar. YouTube hesabımız Eğitim Eksperi. Lütfen takip etmeyenler takip etsinler efendim. Evet, bakalım şöyle. En son kaç milyon kişiydik? Bakayım artıyor mu? Evet. 15 bin kişiyiz. Edeceksin. Göreceğim bakalım kimler ediyor. Evet. Bak artıyor. Demek ki takip ediyorlar. Evet değerli arkadaşlar. Dersimize başlayalım. Ben İlhami Yıldız. Bu derste sizlerle neler yapacağız? Çok zevkli etkinlikler yapacağız. Ama sizin öneminiz şu. Değerli arkadaşlar. Seneye LGS sınavına gireceksiniz. Doğru mu? Değil mi? Melis. Hazır mıyız LGS'ye? Doğan. Zehra Betül hazır mısın? Azra Melis diyor ki eyvah ne yapacağız? LGS dedi hoca. Evet. Arkadaşlar hiç çekinmeyin. LGS sizden korksun değil mi Azra? Zehra Betül. LGS sizden korksun Yağmur. Evet arkadaşlar. Ben tabii burada size bazı pratik şeyler öğreteceğim ama son derslere doğru yeni nesil sorulara giriş yapacağız. Çünkü benim için siz farklı bir grupsunuz. Çünkü erkenden LGS'ye çalışmanız lazım. Mesela ben şu an kendi özel ders öğrencilerimle en son yamukları bitirdim. Yani sizin sene sonunda göreceğiniz konuyu neredeyse. Neden? Çünkü biz 1 Nisan dediğimizde arkadaşlar LGS hazırlıklarına başlıyoruz. Evet. O yüzden siz de sakın ha sakın LGS'ye çalışmayı ya hocam Ağustos'ta dershaneye gideriz. Eylül'de okul açılıyor. O zaman çalışırız diye bırakmayın. Eğer bir hedefiniz varsa. Hedefiniz yoksa zaten bir tane çocuk vardı sınavdan çıkmıştı. Röportaj yapıyorlar. Diyor ki spiker nasıl geçti sınavı? Vallahi kötü geçti. Büyük ihtimal bütün herkes beni geçmiştir. Allah aşkına. Bütün arkadaşlar beni geçmiştir. Çalışmadın mı diyor. Çok çalışmadım sınava. Niye girdin? Ailem girmemi istedi. O yüzden girdim. Ya böyle şey mi oldu? Böyle sınava mı girdim? Evet. Peki. Biz ne yapacağız o zaman? Meryem Çelebioğlu. Biz Hüseyin. Bugün sizlerle bazı pratik yollar yapacağız. Ama sonlara doğru da yeni nesil soruları nasıl yaklaşmamız gerektiği, onlardan korkmamamız gerektiği, onların aslında ölçü olmadığı, onları yazanların da bir sizin gibi bir insan evladı olduğunu görmenizi sağlayacağız. Hazır mıyız? Kardeler. O zaman başlayalım. Arkadaşlar size sorsam desem ki 8 kere 5 kaç eder? Utku gülüyor. Diyor ki ya bu hoca bizi bunun için mi çağırdı? Gidip birazcık daha Instagram geçseydik daha iyiydi. Biraz daha Valorant kasardık. Ne olurdu sanki? Değil mi Mertkan? Arkadaşlar da bekliyor. Maç vardı. Anne kapatıyorum ben kapatıyorum. 8 çarpı 5'i sordu bu. Hani zihinden matematik? Ya 8 çarpı 5'i ben de yaparım. Evet. Arkadaşlar 40. Bu arada 30 yazan oldu. Onun kulaklarını çekebilirsiniz. Evet. 30 yazan oldu. Daha komiği var. 360'ı 8'e böl dedim. Öğrenci bölemedi. Melis'in aradım dedim ki LGS çalışmamızı alamayacağız. 7. sınıfta 360'ı 8'e bölemiyoruz yeniden. Peki. Arkadaşlar 18 çarpı 5 desem kaç dersiniz? Ayşe Nazmi hadi bakalım. Hocam çok komiksiniz diyor Mert Hakkı. Tabii ki 90 derim. Değil mi Elif Dirlik? Beyza Nur Özkan, Elif İnan. Peki Yağız desek ki 118 çarpı 5 ne olur? Defne diyor ki bu hoca olayı farklı yerlere götürüyor. Ne olacak birazdan Allah kerim. Kolay oldu değil mi? Aferin. Çok iyi. 590. Eyvallah. Efna, sabahtan akşama çarpma yapmayacağız, merak etme. Evet arkadaşlar, peki desem ki
Ya öğretmenim, siz de var ya yavaş yavaş basamakları arttırıyorsunuz. Nereye gidiyor bu iş? Ne oldu? O kadar hızlı gelmedi cevaplar. Arkadaşlar, 2000'li bir sayıyla 5'i çarpıp nasıl 1000 buluyorsunuz? He, şimdi uyandılar. Evet. İlk bulanlar 1700 falan buldu da. Evet. Aferin. 11.700. Yalnız ne oldu Ceren? O kadar hızlı cevap gelmedi Emirhan. Ha? Şimdi ben size bunun taktiğini öğreteyim mi? Hazır mısınız? Ömer Efe. Ömer Efe diyor ki ben biliyorum zaten. Biliyor musun? Arkadaşlar. LGS'de bunlar çıkmıyor. Öyle mi? Arkadaşlar LGS'de ben şimdi size ileriki derslerde 11 ile çarpmayı öğreteceğim. Diyeceksiniz ki hocam bu çıkmıyor ama önceki yıllarda bir soruda soruyu çok hızlı çözmen için sayıyı 11 ile hızlı çarpman senin için çok işe yarıyordu. Evet. Arkadaşlar bunları zihinden yaparsan mantıkla beraber LGS sorularını hızlı çözeceksin. İşlemi hızlı yapmak da önemli. Arkadaşlar eğer çarptığımız sayı çift bir sayıysa onu önce 2'ye bölüp sonra 10'la çarpmak 5'le çarpmaktır. Bakın 8'i 2'ye böl 4, yanına bir 0 koy 40. 18'i 2'ye böl 9, yanına bir 0 koy 90. 118'i 2'ye böl 59, yanına bir 0 koy 590. 2340, 2'ye bölersen 1000, burası 150, 20 de buradan geldi 1170, yanına bir 0 koy 11.700. Nasıl? Rahatlattı mı? Kolaylaştırdı mı işi? Ya. Çift sayısı arkadaşlar 2'ye böl yanına bir 0 koy. Olay bitti. Hadi bir tane sorayım bakayım. Ne diyeceksiniz? Çarpı 5. Evet. Neredeyse 300 kişiyiz. Hadi bakalım. Abi hala 1940 buluyor ya. Evet, 3000'in yarısı 1500. 844'ün yarısı 440. 888'in yarısı 444. Ne oldu arkadaşlar? 19.440. Ha, arkadaşlar hala bunu okuyamayanlar var. Onu da öğreteyim mi arada? Arkadaşlar sağdan gelerek 3 basamakta birine koyuyoruz nokta. Ve bu ilk koyduğumuz nokta 1000 diye okunur. 19.440. Mesela ben bunun başına bir daha yazsaydım. 1, 2, 3 basamak. Arkadaşlar 119.440. Bir 2 yazsaydım. 1, 2, 3 geldim. Bir bölük daha oldu. İkinci noktamız ne diye okunacak? Evet. Milyon. 2 milyon 119.440. Bir tane daha 3 koysaydım 32 milyon. Bir 5 koysaydım 532 milyon diye okuyacaktık. Bakın bir bölük daha oldu. Buraya da 9 koysaydım. Üçüncü nokta ne diye okunurdu arkadaşlar? Milyar. Bakın eğer bir sayıyı okumakta zorlanıyorsanız böyle sağdan başlayarak, soldan değil bak, sağdan başlayarak üçer üçer nokta koyarsanız her sayıyı kolay okuyabilirsiniz. Zaten size LGS'de gelecek özellikle üslü sayılar sorularında bunlardan gelecek olan milyarlı olur. Milyarın daha fazlası gelmez değerli arkadaşlar. Evet, bunu anladığınıza göre bir zeka sorusu soralım mı? Evet, bizim beyin yakan zeka sorularımız var değerli arkadaşlar. Onlardan birisiyle başlayalım. Hazır mıyız Beyza Hanım? Peki. Evet arkadaşlar dikkatli dinleyin beni. Buradan öyle harfler silin ki
Geriye kalan kelime anlamlı olsun. Ne silerdiniz arkadaşlar? Çete alayım. Evet. Hamle, Anadolu. Biri de dolar yazmış bak. Biri de dolar yazmış. Evet, sabah akşam Yusuf Yılmaz dolarla yatıp dolarla kalkıyor. Ana hamle, nar. Dolar çok önemli hocam. Hamam, halı. Dolma mı? Bu arkadaşın karnı acıkmış. Bunu annesi yemek yedirsin. Evet. Ham, dolar. Evet. Ana halı. Bir iki tane de bilenler oldu. Aferin. Hadi bakalım. Arkadaşlar, limon mu? Limon nereden çıktı ya? Biri de limon yazmış. İyi yok burada bir kere. Arkadaşlar ben size ne dedim? Öyle harfler silin ki geriye kalan kelime ne olsun? Ne oldu Ömer Efe? Mertkan? Nisanur? Mert Hakkı? Hayırdır? Emirhan? Evet. Arkadaşlar. Bir. Ben şimdi LGS'ye doğru gittiğiniz için oraya doğru anlatacağım. Soruları çözebilmek için bir. Önce iyi dinlemeliyiz. İki. İyi anlamalıyız. Bu soru bizden ne istiyor? Sonra stratejilerimizi uygulamalıyız. Peki. Bir tane daha sorayım mı Elif? Hadi soralım. Buyurun. Buraya bir şey yazın. Bu eşitlik sağlansın efendim. Buraya bir şey yazın. Bu eşitlik sağlansın. Evet, daha önce derse girenler, dersimi alanlar belli oluyor hemen. Yoksa nerede? Evet, 9 yapalım diyen doğru. Ama o kısa yoldan çiğ köfteci açacak arkadaşlar, belli. Evet. Güzel, güzel. Artı 3 ekleyelim. Yok, bir şey yazacağız. Artı 3 eklemeyeceğiz. 1 kere 5. Oo, bayağı benim dersi bayağı dinleyen olmuş. Arkadaşlar, Emirhan hazır mısın? Samet, şimdi ben bunu çözünce şöyle oluyor. Aa, vallahi aklıma gelmişti falan. Bak. Ben size illa matematik düşünün dedim mi? Böyle bir şey demedim. Evet. Hadi o zaman devam edelim. Bir tane zeki arkadaşımız şey dedi. Öğretmenim iyisin, hoşsun, güzelsin. Tamam, 5 ile çarpmayı yaptın da tek sayı gelirse ne yapacaksın? Onu göstereyim. Arkadaşlar 17 çarpı 5. Bakın bir tane öğrenci varmış üniversitede. Arkadaşlar son gün çoğunuzun yaptığı gibi yazılıya son gün çalışmış. Orada da yetiştirememiş. Biyoloji öğrencisi sadece at sineklerine çalışabilmiş. Ertesi gün sınava girmiş. Sınavda at sinekleriyle ilgili hiçbir soru yok. Arkadaşlar o sorulan soruları almış, hep at sineğine getirmiş ve sayfalarca at sineğinin özelliklerini anlatmış. Kaç almış sınavdan Ceren sence? Fatma Nur 100 almış, 100. Azra Melis, Elif Budak. Öğretmen demiş ki, profesör demiş, o kadar güzel anlatmışsın ki at sineğini. Yani senin kıyamadım demiş. Tabii sen deneme. Sen de gidip sınavda yapma Büsra. Sonra sıfır alırsın. Bora. Elin. O yüzden arkadaşlar biz de neyi biliyoruz? Dedik ki çift sayı olduğunu biliyoruz. O zaman Arya bunu bir alta indirirsek 16 mı oldu çift sayı Ahmet? İkiye bölüyorduk. Yine ikiye bölelim. 8. Arkadaşlar fakat bu kez bir değişiklik yapıyoruz. Çünkü sonuna sıfır değil, ne ekliyoruz?
5. Anladık mı? Ceyda, tek sayıdan bir tane aşağıya indik, ikiye böldük, yanına 5 koyduk. Mesela 33 çarpı 5. Bir aşağıya indik, 32, ikiye böldük, 16, yanına bir 5 koyduk. Tabii ben yazarak yapıyorum ama normalde bu zihinden matematik, bunu zihinden düşüneceğiz. O zaman hemen size bir tane üç basamaklı soralım. 385 çarpı 5. Evet. Ne oldu? Bir aşağıya indiniz. 384. 384'ün yarısı 192 mi? Ayrı ikram. Sonuna ne koydunuz? 5. Arda Polat, Meryem Çelebioğlu, kendi adımızı yazalım. Ahmet Efe, Yusuf, şimdi Belinay. O zaman herkes anladı mı taktiği? İlayda Seyhan anladık mı? Yağmur Oruç, Yusuf Miraç, Semih, Ömer. Peki. Arkadaşlar, o zaman bir zeka sorusuna daha gideyim mi buradan? Hadi bakalım. 29 Şubat 1925'te hangi önemli olay olmuştur? Ya tarih bilginize bakalım. Ben o zaman yoktum diyor Salih, gülüyor. Ben yaşamıyordum hocam, ne bileceğim o zaman? Suna? Dedem bana anlatmıştı bana. Evet. Şeyh Said İsyanı, Birinci Dünya Savaşı, 29 Ekim, artık gün. Halit Paşa ölmüştür. Ben mi doğdum? Yok artık. Biri yazmış, İlham Hoca doğmuştur ya, bırak. Matematik icat edilmiştir. Yok artık. Ankara'ya Atatürk geldi. Olabilir mi? Allah bilir hocam. Evet. Bir gün dersteyim. Dedim ki bundan daha büyük var mı dedim. Geometri anlatıyorum. Çocuğun biri bağırdı. Allah! Ya tamam, Allah büyük de ben geometriden bahsediyorum. Fatma Nur, daha komiği var. Surdenaz. Dedim ki bununla ilgili fikri olan var mı? Hiç kimse konuşmuyor. Bir elini kaldırdı. Buyur çocuğum dedim. Ne dedi biliyor musun? Öğretmenim. Benim adım Fikri dedi. Fikri olan var mı deyince çocuk orayı anlamış. Benim adım Fikri. Hadi bakalım. Evet, değerli arkadaşım, 29 Şubat 1925 diye bir tarih yoktur. Çünkü arkadaşlar, Şubat ayı 4 yılda bir ne yapar? 29 gün olur. 1925'in sonu 4'e bölünmediğine göre 29 Şubat yoktur bu yılda değerli arkadaşım. Peki demir aslan parçası, hazır mısın? Yeni bir özellik vereyim mi? Arkadaşlar 13 çarpı 11'i kağıt kalem kullanmadan çarpın bakalım hızlıca. Kaç bulursunuz? Güzel. Doğru çarpanlar var, yanlış çarpanlar var. Evet. Arkadaşlar kolay taktiğini vereyim mi? Bakın, 3 aşağıya geliyor, 1 aşağıya geliyor. Yukarıdaki 3'te 1'i toplayıp ortaya yazıyorsun. Bu kadar. Evet. Yağmur, tamam mıyız? Yağmur özümsemeye çalıştı olayı. Bakıyor böyle. Evet. Hadi bakalım. Kardelen, o zaman şunu çarpalım. 24 çarpı 11. Ömer Can Türk, hadi bakayım. Semih, Havin. Bu arada Türkiye'nin dört bir yanından öğrenci var burada. Evet. Ecrin. Evet arkadaşlar, darılmayın. Ekranları kapalı olanlar. İsminizi anamıyoruz. Dersi bazı kişilerle işliyoruz.
Ekranınız açık olsa size söylerdik. Evet efendim, çok kolay değil mi zaten? Hızlısınız. 4 geldi, 2 geldi, 6 ortaya geldi. Nasıl, kaptık mı? Tamam mıyız? Almileşen, tamam mı? Efna, tamam diyor. Hadi şunu da yapın. Elli bir çarpı 11. Harikasınız. Tabii bu sadece 11'in taktiği. Biri gelecek öğretmenler günümü mü kutluyor? O eskidendi ya. Şey yapıyorduk. Bütün bayramlarınızı kutlarım diye. Evet arkadaşlar, çünkü o zaman mesaj paralıydı ya, ben öyle mesaj atıyordum. Bir mesaj atıyordum. Kurban Bayramı 23 Nisan 19 Mayıs bütün bayramlarınızı tebrik ederim diye. Her seferinde ayrı ayrı atarsan kontrol parası yetmiyor. Evet 561. Arkadaşlar tabii bir tane daha sorsam bakalım bunu ne diyeceksiniz? Ebrar, Ezgi. Buyurun. Zeka sorusu çok. Bir sürü soracağım. Her ders 2-3 tane soruyoruz. He, 7125. Ya 75 ile 10'u çarpsan 750 ediyor. Sen nasıl onu 7125 yaptın? He? Ya demek ki kedi her zaman pilav yemiyormuş. 9000 lira çıktı birine. Biri demiş ki hocam çok eğleniyoruz, ne güzel ders. Ben de eğleniyorum. 915. Yok. Beynim yandı. Yok, bunda beynin yanmaz. Arkadaşlar şimdi bazı arkadaşlarımız şöyle yapmış abi. 5, 7, ortaya topla 12. Ya arkadaşlar mümkün mü? 2 basamaklı 2 sayı çarpıp 4 basamaklı çıkarabilir miyiz? Olmaz. Burası yanlış. Ya o zaman ne yapacağız Esma İrem? Bak 5 ile 7'yi topladık, 12 yazmayacağız buraya. İkisini yazacağız. Evdeki onlu, Kardelen, Ömer, Sudenaz kime ekleyeceğiz? 7'ye. Yani 8. Yani ne oldu? 825. Okey? Özgüç, Hayriye İkra, Umut Salih, kaptık mı? Haydi efendim Rabia Nisa, buyurun. Demek ki evdeli gelirse toplamları hemen diğerine aktarıyoruz. Buyurun arkadaşlar, 86 çarpı 11. Evet efendim, harikasınız. Süper. Süper. Arkadaşlar 6 buraya topladık. 14'ün 4'ü elde var. 1946. Kaptık mı? Tamam mıyız? 5 ile çarpmayı verdik. Kolay yolunu 11 ile verdik. Diğer dersinde arkadaşlar 2 basamaklı sayılar, 10'lu sayıları vereceğim. Bir sonraki dersinde 90'lı sayıların kolay çarpması ve bölmeyi vereceğim. Son derste de yeni nesil soru çözeceğiz sizinle. Tamam mı? Peki. Bir tane daha zeka sorusu sorayım mı? Peki. O zaman geliyorum. Arkadaşlar. Evet. Hayriye İkra'nın doğum günü varmış. Babası da Hayriye İkra'ya ne yapmış? Bir pasta almış. Pastayı getirmiş. Pastanın üzerinde siz 12 yaşında mısınız, 13 mü? 12. 13. Hayriye İkra 13. Tamam. 13 tane de ne var? Mum var. Hayriye İkra'ya geldiler. Happy birthday to you falan. Ondan sonra Hayriye İkra ilk üfleyişte diye böyle kıyamadı pastaya. 4'ünü söndürdü. Evet. 13 mumun 4'ünü söndürdü. Pastanın üzerinde kaç mum kaldı? Dokuz.
Dokuz. Evet. Evet, güzel. Güzel. Arkadaşlar, söndürmediği mumlar başka yere mi gitti? Yine pastanın üzerinde değil mi? Yani 13. Peki. Güzel, aferin. Ama 9 diyenler yanıldı. Bir tane daha sorayım mı? Benzer. Hazır mıyız? Nisa Göksu. Nisa Göksu'nun da akvaryumu var. Akvaryumunda 10 tane balığı vardı. Arkadaşlar, balıklardan 3'ü boğuldu. Akvaryumda kaç balık kaldı? Şu ana kadar 2 kişi bildi sadece. 3, 4, 5, 6, 7. Aferin. Herkes 10 yazıyor. Arkadaşlar, akvaryumdaki balık boğulur mu? Ya arkadaşlar, bir önceki soruyla sizin zihninizi karıştırdım bilerek. Anladınız mı? Tamam mıyız? Evet. Bilerek karıştırdım. Evet. Peki. Değerli arkadaşlar, son olarak bir de atasözümüz var. Bakalım bu atasözümüzü kim bilecek? Evet, ekrana bakın. Evet. Etekleri zil çalmak. Çocuğun etekleri zil mi çalıyor? Mırıldanmak. Yok ya, orada bir şey var. Aferin, bilenler oldu. Aç ayı oynamaz. Nerede ayı? Bildiği tek atasözü oymuş. O yüzden onu yazmış. Laf, bak, biri de sadece laf. Söz uçar, yazı kalır. Şarkı söyleyemem, ıslık çalabilirim. Allah Allah. Etekleri zil çalmak. Çocuk eteğinde hiçbir şey yok. Ramazan davulu çalmak. Gerçekten ilginç. Tatlı dil yılın dediğinden çıkarır. Ya arkadaşlar, bildiği tek atasözü o, onu yazmış. Başka atasözü bilmiyor için. Evet, değerli arkadaşlar, atasözleri önemli. Davulun sesi uzaktan hoş gelir, değil mi? Ne demek arkadaşlar? İşin içinde olmadığında o işi ne zannedersin? Kolay ya. LGS mi? Hey dostum, ben onu hallederim. Çok basit iş o. İçine girince, ya nasıl yapıyorlarmış? Ben günde bu kadar soruyu nasıl çözeceğim? Evet. Evet. Peki. Evet. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar diyoruz. Perşembe günü aynı saatte aynı kanalda buluşacağız. YouTube hesabımızı takip etmeyenler ikinci dönem zayıf alsın. Evet. Yusra diyor ki, nasıl bir laf bu hocam? Evet. Yağmur Nisa. Hadi bakalım. Deniz. Evet değerli arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Diğer derste görüşmek üzere. Perşembe günü yine aynı saatte görüşürüz. Şaka yaptım, şaka, merak etmeyin.